Evet arkadaşlar, günaydın. Hazır mıyız? Yıllarca bu anı bekledik. Yıllarca ders çalıştık. Şimdi gidip emeğimizin karşılığını alma zamanı geldi. Ben çok emek vermedim. Hani nasıl bir karşılık alırım bilmiyorum. Ama umarım siz alırsınız. Şu an saat 8.45. Uyandım. Bu şekilde. Şortumu değiştirsem mi Miray? Bence kalsın ya. Sınava bu şekilde gideceğim. İzle sınava giden gerçek. Evet, şimdi bir kahvaltı yapacağım. Çünkü sınav öncesi kahvaltı çok önemli bildiğiniz gibi. Sınav öncesi kahvaltım bu şekilde. İnsanlar ceviz falan tercih ediyor, ceviz fındık. Ben Çorum leblebisi tercih ediyorum. Zihin açması için. Buradan da Oktay'a selam. Beyler, çok pirinç olmasına gerek yok. Hı hı. Bundan sonra güzel bir şey, sucuk eti yıkandıktan sonra şey yapar. Suyu süzülsün diye beklenir. Ondan sonra eğer şeyse suyun içinde. Evet, şimdi sınava gidiyoruz. Giderken babam bırakacak. Sınav giriş belgem kimliğimi aldım. Evet, ben şimdi sınava gireceğim. İçeri herhalde alıyorlar, bilmiyorum. Burada insanlar oturuyor ama. Çıkınca telefonu tekrar alıp çekmeye başlayacağım. İlk raporları, first look'u size vereceğim. Kendinize iyi bakın. Hadi hoşça kalın. Evet, eve geldim sonunda. Şimdi şu sınav hakkında birazcık konuşalım. İlk başta işte oturdum sıraya falan, insanları gözlemliyorum. Bir tanesi orada şeker yiyor. Bir tane çocuk var mesela yan masamda. Kafası böyle arabanın önüne köpekler böyle böyle oynuyor. Hani biraz böyle şaklaban bir çocuğa benziyordu benim gibi. Neyse işte oturdum, dedim bir tuvalete gideyim. Gittim tuvalete, suyu da kenara koymuştum. Camın kenarına, sınıfta değil, koridora. Tuvaletten çıktım işte, sonra sınavdan işte daha dedi 15 geçiyor, daha sınıftan çıkamazsınız. Ben, su kaldı benim dışarıda. Başladım Türkçe'ye. Ulan oku aynı şeyi 35 kere okudum, anlamıyorum. Yok yani, kafaya girmiyor. Ölüm gibi bir şeydi Türkçe. İşte vücudum böyle bir dehidrasyona uğradı zaten o sırada. Hani nöbet geçirdim diye kaldım. Hoca böyle bana bakıyor, bu çocuk işte ne oldu diyor. Böyle nöbet geçirdim sandı gözetmen. Bana suni teneffüs yapmaya başladı. Türkçe beni gerçekten çok zorladı. Yani klasik YKS, TYT Türkçesi mi desem, ama sanki bir tık üstündeydi. Böyle beyin ölümü yaşadım yani Türkçeden sonra. Hani bir süre böyle boşluğa baktım. Ama sınavın iki iyi yanı var benim için. İki tane ÖSYM ıslak mendili aldım. Ve cam kenarında oturdum. Manzara çok iyiydi. Yani bir sınava iki ıslak mendil sığdırabildim. Gizlice aldım. Normalde herkese bir tane veriyorlardı. O yüzden verimliydi o yönden. Ama Türkçeden sonra dediğim gibi benim kafa gitti. Bir süre hani boşluğa baktım. Zaten 1 saat 10 dakika falan sürdü Türkçeyi bitirmem. Sonra dedim neyse matematiğe geçeyim. İlk 5-6 soru kolaydı. Klasik böyle hani toplama çıkarma mantık soruları. Onları da yaptım. Matematik problemlere geçeyim dedim. Onlar da beni zorladı. Ya tabii beni zorladı, sizi zorlamamış olabilir. Ben bu sınava hobi olarak girdim. Sonra dedim fene geçeyim. Fen kolaydı. Feni yaptım. Yani fende şöyle bir 16-17 tane soru işaretledim. Bilmiyorum kaçı doğru kaçı yanlış olur. Ben bir de bir yandan ziraat okuduğum için de mantarlarla ilgili falan mitoz mayoz bölünme soruları vardı. Onları çözdüm zaten. Sonra sosyale geçeyim dedim. Sosyalde Atatürk tarih soruları bir şekilde yapılıyor mantıkla. Bilgi isteyen soru fazla yok. Bu coğrafya sorularından da genel kültürümle biraz çözdüm. Dinde bir iki soru beni zorladı. Bu bir harita sorusu vardı ya işte, ne nerededir, onu pek çözemedim. Taç Mahal Hindistan'da, onu biliyorum. Toplam 91 soru işaretledim. Sonra sınavdan çıktım. Kenarda insanları gözlemledim. Zaten benim asıl amacım gözlemlemekti, sınava giriş amacım. Böyle YKS'den dönüp ailelerin arabasına binip dönen insanları izledim. Genelde arkaya oturuyorlar, böyle yıkık bir bakış, böyle camdan şöyle bakıyorlar. Ailesi önde konuşuyor arasında. Çocukla konuşma yok ama böyle çoğu gördüğüm aile böyleydi. Çocuk böyle arkada uzaklara dalmış. Hayatı sorguluyor, ulan ben ne yaşadım diye. O sırada önde anne baba böyle sohbeti var. Böyle gergin, bazı arabalar gergin, bazıları da çok mutluydu. Bu şekildeydi TYT tecrübem. Sizinle aynı tecrübeyi yaşadım. Bizzat ben de ter döktüm o sıralarda. Videoların devamı gelmeye devam edecek. YKS ile ilgili. Umarım bu video TYT parasını çıkartabilir. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan takip edin. Videoda siz de yorumları yazın işte. Ne yaptın? Türkçe nasıl geçti? Matematikten şöyle yaptım. Hani yazın. Aslında ne yaptığınızı da merak ettiğimden değil de, siz yorum atınca etkileşim yükseliyor. Video fazla izlenir. Yoksa çok da umurumda yani. İstersen 40 net yap. Hani kendinize iyi bakın.